Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımda çok özel bir isim var. Özel isim. Özel kim? Benim bu arada o. Evet. Türkiye birincisi. Kaç kupa Türkiye birincisi? 31.031. Bugün Türkiye ikincisine bayağı büyük farklar atan Türkiye birincisi, Türkiye'mizin gururu Emre var. Türkiye birincisi Emre 31 bin kupa yaptı. Peki dünyadaki en yüksek kupa kaç? 34 bin. 34 bin bu adam 3 bin kupa eksik. Sadece 3 bin. Sadece 3 bin. Yani bu adam ki ismimizi dünyaya duyurmuş. Bu adam ki dünyadaki, Avrupa'daki, Amerika'daki insan... Yani gerçekten çok büyük bir başarı bu. Çünkü dünyadaki en yüksek adam 34 bin kupa yapmış. Ve şu an yanımda 31 bin kupalı bir herif var. Şöyle de oyundan da göstereyim kendisine. Bu kadar kupaya kadar çıkabildi. Nasıl yaptın bunu? Biraz anlatsana bize. Günde kaç saat oynadın? Ne yedin, ne içtin? Anlat bize. Şöyle diyeyim. Resmen yani yemek yemeye falan zaman ayırmıyordum. Maç ararken, yani oyun maç ararken ben gidip o arada yemeğimi yiyordum. Atıştırıyordum daha doğrusu. Yani günde 12 ile 16 saat arası oynadım. Yani çok oynayarak bu kadar yüksek kupa yapılıyor sadece. Bunu da değiştirmek için pek bir şey yok yani. Maalesef öyle. Seni tebrik ediyorum canı gönülden. İsmimizi tüm dünyaya, tüm Asya'ya... tüm evrene. Şey geliyor, birazdan Selena geliyor böyle. Honos'la falan geliyor da. İsmin buraya kadar geldi kardeşim. Yüce Honos'a selamlar. Selamlar. Yüce Honos yaşıyor mu lan? Oğlum final verdiler. Nasıl yaşasın? Yok oğlum, ona oynayan adamı sordum. Yüce Honos kim lan? Sen Mazhar Fuat Özkan dinliyor musun? Bu arada bunu yeni gördüm. Şurada en yüksek sıralama diyor profiline girince. 262 dünyada 262. sıraya kadar çıkmış herhalde yani. Ben de ilk defa gördüm böyle bir şeyi. O bu arada o power play. O farklı bir şey. Allah belanı versin. Oğlum o farklı bir şey lan. Dünyada ben 8. olmuşum. 262 diyorsun. Lan sen 8 mi oldun dünyada? Evet. Harbi mi? Evet talak. 31 binde 8 mi oldun? Evet. Lan ben hiç takip etmiyorum oraları. Helal olsun. Türkiye'mizin gururu işte arkadaşlar bu. Yani Türkiye birinciliği, dünya 8.liği yapmış bir adam. Yapmış bir şahıs bu. Bu arada şunu ekleyeyim. İnsanlar şey diyor, hesabıyla kaç kişi oynuyorsunuz vesaire. Tek başıma oynadım. Bunu da şöyle belirtmiş olayım. Ondan sonra arkamızdan sallıyorlar. Bu arada arkadaşlar bu Dump Mort 2 gerçekten çok güzel şeyler başarmış. Gerçekten mükemmel bir insan. Katılıyorum. İsmin neden Dump Mort peki? Önceden beraber oynadığım bir arkadaşım vardı. Rick and Morty izliyorduk beraber. O ismini Rick yapmıştı. Ben de Mort yapmıştım. O oyunu sildi. Ben de bu şekilde kaldım işte. Ulan ya. Niye sildi o? Sınava falan çalışıyordu. Sen çalışmadın mı? Ben çalışmadım, yattım. Kötü örnek oluyorsun insanlara. Dump Morty gibi olmayın arkadaşlar. Bu oyunlar gelip geçici. Bu arada insanlar seni biraz tanısın. Adın ne? Ya adım Emre, yaşım 18. Nerede oturuyorsun? O kadar vermeyeyim. Sonra sıkıntı çıkabilir. Abi buluşma yapsana. TikTok buluşması yapıyoruz. Yani gerçekten Dump Morty, ciddi söylüyorum bunu. Teşekkürler abi. Türkiye'yi şey yaptığın için bu kadar. Ben teşekkür ederim ya. Çünkü gerçekten yani ismi tanınan bir şahıs kendisi. Yabancılar falan o bu Dump Morty, oh my god, wow. Öyle yapıyorlar, o yüzden provokasyon. Provocation diye okunuyor ama sen bilirsin. Lan Türkçesi provokasyon. Neden bu kullanmayayım? Ya birçok dünyanın bir tarafından çok iyi oyuncu olduğu için ben de katıldım. Helal olsun be işte arkadaşlar. Boşuna böyle Türk klanlarına falan gel yazmayın. Herif burada nereye gitmiş? Tüm dünyada en iyi oyuncuların olduğu yere. Yani en iyi oyuncu. Bu arada klanın başkanı Türk. Eskiden WWE izliyor muydun? İzliyordum. Hatta bak bir ara gözüme benim bir şey çarpmıştı. Önceden işte çocukken. Tek gözüm sargıdaydı. Tek gözle izliyordum. Sakın bu hareketleri evde denemeyin. Bilgehan Demir uyarıyor. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben sevmiyorum çift hesaplaşma. Ben de sevmiyorum da. Niye bunu açtın o zaman? Video için oynayak dedim. Abi yok, senden YouTuber falan olmaz ya. Bu arada benim de YouTube kanalım var. Benim de YouTube kanalım var. Evet arkadaşlar, istiyorsanız abone olursunuz. Ben kaliteli bir içerik denemedim. Kaliteli içerik bu arada açıklamada bulabilirsiniz. Abi yok, yalan söyleme ya. Sıkıştın sen. Evet. 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 İnek şahmat. Aferin be. İşte Türk'ün gücü be. İşte be. İşte Türk'ün gücü be. Abi. Bitti bu iş. Taşıyorsun. Yalnız, teşekkür ederim bu arada beni taşıdığın için. Bu yorumdaki insanlar bana noob falan diyor da iyi oynamadın mı gerçekten? İyi oynadın. Güzeldi. Yani bir de burada videoyu düzgün komik götürmeye devam ettirmeye çalışıyorum. Ona rağmen böyle oynadım. Kral. Sen nasıl bir kralsın ya? Merhaba. Merhaba. Türkiye birincisiyle mi görüşüyorum? Evet. Abi sen o musun? Yok, telefon şakası. Evet arkadaşlar, bugün Türkiye birincisine hamile oldum şakası. Alo Türkiye birincisi. Efendim. Ben hamileyim. Aaa. Oğlum şaka yaptım. Nasıl hamile alayım? Hayır ya. Merhaba. Merhaba. CEO. Sen CEO musun? Ben CEO değilim. Peki sen ölü müsün? Hayır. Yok, şu an ölüsün galiba. Ya beni de öldürecek.
Merhaba, ben Ferman. Ben de Fero. Sen Fero. Ben Fero. Ok, şarkı yapalım mı? Olur. Tamam abi. Hemen yapalım bir tane bir şarkı. Olmadı motivasyon. Alo. Alo. Beyefendi. Efendim. Nasılsınız? Ah, kötüyüm. Ben sizi koruyorum. Teşekkür ederim. Rica. Teşekkür. Bak, teşekkür etmek için döndüm. Bak şimdi. Pro skill. Ne yaptın? Goddamn high skill. İşte benim sayemde lan. Bak, hatta gidip alacağım, geleceğim. İşte pro goddamn. Harikayım ya, gerçekten. Bak. Burada biri var mı? Olabilir. Hadi bakalım. Ay. Beni koru. Wow. Hayır. Beni çok kötü bir durumda bıraktın. Hayır. Ya abi, yok, senden oyuncu olmaz. Hayır ya. Ya. Gerçekten yok abi bunlar. Sahte oyuncu bunlar ya. Ne? Gerçekten. Sahte. Neyse arkadaşlar, Türkiye birincisiyle daha fazla video istiyorsanız, ben Türkiye birincisiyle daha fazla video istiyorum. Yani Türkiye birincisiyle de bir kanalı var kendine özel. Kendini orada video paylaşıyor. Kill montajı falan atıyordu en son. Ben takip etmiyorum kendisini fazla ama. Boş ya. Bunu videonun başına koyuyorsun, tamam mı? Benim de kanalım var. Aşağıdan abone olabilirsin. Abi, maçın başında bahsettik işte, o kadar yeter. Hayır. Videonun başına da koy. Sonuna kadar kimse izlemiyor. Lan borçlusun zaten bana. Ne borçluyum? Lan borçlusun bana.